Serseniz bir de altına dönelim çünkü rekor bir yükseliş e, gözlemleniyor. E, devam eder mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor çünkü e, dünyada e, para birimlerine karşı da akıllar karışık. Yani şimdi e, bir tarafta Fed'in bir tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın e, banka iflaslarından sonra faiz arttırmaya devam edeceği. Ama ve lakin bir, bir miktar da olsa e, durup seyredeceği gözleniyor. Bu aynı zamanda bir risk algısı olarak ortaya çıkıyor. Arka arkaya baktığınızda işte jeopolitik bir takım riskler var. Ukrayna, Rusya'dan başlayan ve ticaret savaşları yine bir yandan ve e, banka iflasları. Bunlar Bütün bunlar dünyada risk algısının artmasıyla birlikte e, altına olan talebi de arttırıyor. Bir de bazı gelişmekte olan ülkelerin de buna bizim de e, dahil olduğumuzu söyleyebilirim. Dolar ihtiyacını karşılayamadığı ve dolar bulamadığı zaman e, en azından altın üzerinden bir şeyleri döndürmeye çalıştığı ve altın talebini arttırdığı da yine gözlenen nokta. E, geçtiğimiz günlerde yine para ve emtia piyasaları para e, ve altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk var. Siz de muhtemelen zaman zaman yayınlarınızı alıyorsunuz. Sohbet ederken enteresan bir şey dikkat çekti. Yapılan alımlarda takı yok. Yani işte bilezik şu falan yok. Direkt e, yastık altına atmak üzere yatırım amaçlı alımların yapıldığını gösteriyor. Bu da zaten demin söylediklerimi doğruluyor. Risk algısı arttıkça insanlar gelecek güvencesi içerisinde altına yatırım yapıyor. Bu da altının fiyatını yükseltiyor. Peki e, seçime gidiyoruz adım adım. Enflasyonun da durumu ortada. Seçime kadar bu yükseliş devam eder mi? Bunu nasıl görüyorsunuz? Biz mucize bir şey yapıyoruz tabii. Dünyada 12 aydır gıda fiyatları düşüyor. <laughs> Bizde gıda fiyatları artıyor. Merkez Bankası e, enflasyon değerlendirmesi yapıyor. Bunu geçici bir şey olarak değerlendiriyor. E, evet artacak. Yani şöyle diyeyim. Üretmediğiniz ve ithalata bağlı olduğunuz bir ekonomi içerisinde e, bütün hamleniz e, sadece enflasyonun yukarı yönlü yani fiyatların artmasına paralel enflasyonun yuk yukarı yönlü gitmesini tetikler. E buna bir de sizin para maliyetinizin arttığını dikkate alarak ilave yaparsanız e, yine e, bu çerçevede baktığınızda bir ürünün gıdadan bahsediyorsak tarladan rafa gelene kadar neredeyse %33'ünün vergi olduğunu düşünürsek bu kadar bütçe açığı içerisinde vergi oranlarının daha da arttırılmak zorunda olduğunu düşünürsek bu işte enflasyonda şu an itibariyle ne açıklanırsa açıklansın. Gerçek enflasyondan, sokak enflasyondan bahsediyorum. Çok gevşeme olanağı yok. Aksine e, gerçekçi olmayan bir enflasyon üzerinden insanların satın alma gücü daha da yıpratılıyor. Bunun sürdürülebilirliği yok. Ne yazık ki. Ee, günün sonunda eğer bu rakamla yüzleşmezsek biz e, tam bunu söylemekten imtina ediyordum ama bir, bir cümle böyle SPK kurallarınca söyleyeyim günün sonunda vatandaştan firmalara kadar herkesin borcu kamulaşır çünkü ödeme kabiliyeti yok bunların hepsi de günün sonunda kamunun borcu haline gelir çünkü devlet garantisinde verilmiştir vücudu. Pekala son bir soru sormak istiyorum. Ee, AK Parti'nin seçim ekonomisini değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü emeklilere, asgari ücretlilere e, belli zam vaatleri söz konusu. E, bununla ilgili de yorumunuzu alayım ayrılmadan önce. Aa, e, şöyle diyeyim. Son hamlelere baktığınızda bütün hamleler neredeyse ulufe dağıtma mantığı teşbikte hata olmazmış. E, bu arada... Mesela emekliye para verilmesi vesaire. geç Onlar hepsi ihtiyaç bu arada. Altını çizeyim. Fakat e, bu kanaatte olmayan bir ekonomi an, e, yönetiminin bunları şu anda seçim üzeri veriyor olması aslında bir anlamda çok köşeye sıkıştığının göstergesi. Fakat şöyle bir realite var. Vermesine rağmen Bütçede çok büyük açıklara neden oluyor ama alan insanları tatmin etmekten uzak rakamlar ölçüsünde. E, bence bunun deşifresini şuradan yapalım. E, Bakan Nebati nezdinde uygulanan Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomik politikası Mehmet Şimşek'e ikinci kez teklif götürüldüğü reddedilmesine rağmen teklif götürüldüğü gün iflasının itirafıdır. Bu sokakta tezahürü olmadığı için veya karşılığı olmadığı için e, en azından seçimi atlatalım diye elde ne var ne yok dağıtılıyor. Ama iş o kadar kontrolden çıktı ki ne dağıtırsanız dağıtın vatandaşı rahatlatamıyor. Temel problem bu. Pekala tüm bu açıklamalar için Sayın Çetin Ünsalan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.